Yani borsaya yatırım yapmak son dönemde gençler arasında adeta moda oldu. Borsa İstanbul'a 3 yılda 3 milyon yatırımcı girdi ki çoğunluğu 15-20 yaş arası gençler, yani Z kuşağı. Ama hızlı kazanmak için spekülatif hisselere yatırım yapınca harçlıkları borsada kaybedip geldikleri gibi çıkmaya başladılar. Peki kim kazandı? Borsacıların deyimiyle yaşlı kurtlar. Ben 17 yaşındayım. Özellikle Z kuşağı çok ilgi gösterdi. Borsa çok hareketli bir yer. Gençler kaçtı, yaşlılar kaldı. Onlar kaybetti, yaşlılar kazandı. O zaman bir şeylerde, ihtiyarlarda para mı var diyorsun? Borsada esen Z kuşağı rüzgarı dinmeye başladı. Birçok genç zarar etmeye başlayınca borsadan çekildi. Ama 70 yaş üstü yaşlılar hala yerli yerinde duruyor. Ben de 70 yaş üstündeyim ama. Genelde yaşlılar biliyorsunuz uygun adım gidiyor. Gençler çalışmadan bir an önce para kazanmak istediği için. Borsa her zaman sabır işi bence. Böyle kulaktan dolma işte bilgilerle tüy aldım abi diyerek yatırım yaptılar. 15-20 yaş arası gençler bile neredeyse harçlıklarını biriktirip borsaya yatırım yapar olmuştu. Ama yatırım yapılan o hisselerin bir kısmı düşüşe geçince tam 21 bin genç son 2 ayda borsadan çekildi. Özellikle liseli gençlik dediğimiz işte 15-20 arası gençlerin portföyünden 736 milyon liralık bir azalma görülüyor. Yani biraz harçlıklarını orada bırakıp çıkmışlar gibi görünüyor. Garantisi olmayan bir şey hiç girmem yani. Tecrübe önemli tabii. Şirketlerin bilançolarına iyi bakmaları lazım. 70 yaş üstü yatırımcıysa borsada tecrübesini konuşturdu. Bırakın ayrılmayı, 16 bin yatırımcı eklendi borsaya. 70 yaş üstüne bakıldığında hem portföylerini artırmışlar yaklaşık 9 milyar lira. Borsada biz bunlara yaşlı kurt diyoruz. Demek ki millette para var, yatırıyor. Gençlerde para yok, yatıramıyor. Ben 20 lira alıyorum, girebilirsem gireyim yani.